12 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Bodrum Ticaret Odası seçimleri öncesinde Vizyon Grubu'na destek çığ gibi büyüyor. Turizm sektörü, yatçılık, basın, sağlık sektöründen sonra Bodrum'da yaşayan odaya kayıtlı yabancı uyruklu işletme sahipleri de Vizyon Grubu'nu destekleme kararı aldılar. In Turkey, Chamber of Commerce being there by elected. People have to elect who's there, not government organization. Because we saw it needs some changing. We need some more things to do. Turgut Reis de Önder Batmaz'ın sahibi olduğu işletmeciliğini Abdullah Engin'in yaptığı lokal pub'da yabancılara yönelik Vizyon Grubu'nun hedeflerini içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunuma Turgut Reis'te yaşayan yabancı işletme sahiplerinin yanı sıra Bodrum'da yaşayan yabancılar da katıldı. Sunumda ayrıca Vizyon Grubu'nu temsilen Adem Güner ve Ali Küçükduman da yer aldı. They are a big company in Bodrum. Also anonym company limited company. Yabancılara ilk olarak Vizyon Grubu'nu tanıtıcı bir briefing verildi. Ardından Barco Vizyon'da Vizyon Grubu'nun hedefleri, kuruluş amacı ve göreve seçildikleri takdirde Bodrum için ticaret alanında yapacakları anlatıldı. Sunuma katılan yabancılar daha sonra Vizyon Grubu hakkında merak ettiklerini sordular. Sorulan sorulara Vizyon Grubu'nu temsilen Adem Güner yanıtladı. Some company, limited company, another company, but only for buy home. But you are limited in Bodrum now. Sorulan soruları Vizyon Grubu'nu temsilen Adem Güner yanıtladı. Yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından yabancılar Vizyon Grubu'na destek verme konusunda birleşti. Turgut Reis'te yaşayan yabancılar kendilerinin Bodrum Ticaret Odası gibi bir kurumdan haberdar olmadıklarını ve bugüne kadar hiçbir ticaret odası yetkilisinin kendilerini aramadıklarını ifade ettiler. Bodrum'da yaşayan yabancıların da seçme ve seçilme hakkı olduğunun altını çizen Vizyon Grubu temsilcilerinden Adem Güner şöyle konuştu. Bugün buraya Türk uyruklu olmayan, yabancı uyruklu olmayan Bodrumlu hemşehrilerimiz için buraya. Çünkü artık onlar da bir Bodrumlu. Onların da sonuçta bir temsil hakkı var, seçme seçilme hakları var. Biz tabii ki onları sadece burada o için değil. Bundan sonraki hayatlarında da ne şekilde bir yardımımız olur, onlara nasıl bir katkımız olur, onları nasıl bu kentin içine çekebiliriz, sosyal hayatta, kültürü hayatta, ticari hayatta orta gelebiliriz. Aslında asıl amaç bu. Tabii ki şu andaki bulunmamızın bir sebebi de biz Bodrum Vizyon olarak da kendimizi bunları anlatmak istiyoruz. Hedeflerimizi anlatmak istiyoruz, projelerimizi anlatmak istiyoruz, kendimizi tanıtmak istiyoruz. Ve mümkünse de belki de belki Türkiye'de bir ilki yapacağız. Komitelerde bir yabancı uyruklu bir arkadaşımızı da aday göstereceğiz. Bunun şu anda hukuk kanunu bir engeli yok. Bu konuyu araştırdık. Yani özetle artık onlar da bir Bodrum'du. Onlar da bir hemşerimiz. Onların da bu bütün hayatın içinde bizlerle birlikte yürümesine yardımcı olur. Bodrum Vizyon Grubu'nun kendilerine sunum yaparak bilgilendirmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden ve yabancıları temsilen konuşan Leslie Engin şunları kaydetti. Vizyon Grubu bize projelerini ve hedeflerini anlattı. Bugün burada Vizyon Hareketi'nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldık. Yabancılar olarak Vizyon Grubu'nu destekliyoruz dedi. Sunum bitiminde yabancılar Vizyon Grubu temsilcileriyle toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Bodrum Vizyon Grubu'nun meclis üyeleri ise şu şekilde. Birnoğlu Meslek Grubu, Murat Pahna, Bodexan Limited Şirketi, Kazım Meral, Mercan Gıda, Zeki Özkeskin, Köşem Market, İkinoğlu Meslek Grubu, Mehmet Atmaca, Polin İnşaat, Mustafa Gündo, Gündo Limited Şirketi, Egemen Akyüz, Akyüz İzolasyon, Üçnoğlu Meslek Grubu, Mehmet Kızılağaç, Kızılağaç Ticaret, Doktor Oğuz Poyraz, Kent Medya Grubu, Hakan Kocayır, Hakan Ambalaj, Dörtnoğlu Meslek Grubu, Çiğdem Sarı Freser, Eagle Tour, Bünyamin Bayhan, Renault Kutay Otomotiv, Tayfun Akdeniz,
Beşnoğlu Meslek Grubu, Serdar Karcılıoğlu, Akademi Bodrum, Kazım Arslan, Troy Tour Greenhouse Apart, Ömer Altınkaya, Otel Altınkaya, Altınoğlu Meslek Grubu, Ercan Can Uysal, Lapina Catering, Miyase Karlova, Kocadon Restorant, Yusuf Baba Yiğit, Rey Özel Sağlık Hizmetleri, Yedinoğlu Meslek Grubu, Erhan Topanoğlu, Hürtop Limited Şirketi, Ahmet Karataş, Karataş Mobilya, Fatma Nur Tuncer, Alternatif Tekstil, Sekiznoğlu Meslek Grubu, Şahsenem Demir, Mert Sigorta, Ahmet Bakar, Bodrum Döviz, Ali Küçük Duman, Yalçın Emlak, Dokuznoğlu Meslek Grubu, Erman Aras, Era Turizm Yatçılık, Ali İhsan Tutan, Hızır Döşeme, Doğan Güneri, Bodrum Kaya Güneri Yatçılık, Onnoğlu Meslek Grubu, Bülent Manzak, Protem Tek, BST Elektrik, Zeki Koray Malkoç, Malkoçoğlu Özel Sağlık Hizmetleri, Vildan Tekin, Tekin Mühendislik.